Yeri gelmişken şöyle devam edelim. Az önce konunuzun içinde de geçti. Kitle iletişim araçlarının hayatımıza dahil olmasının sonunda etki anlamında Türkiye bazında değerlendirerek gidelim istiyoruz. Geleneksel dini hayatın değişip değişmediği bir meselesi var. Bu konuda bir erozyona uğradığı görüşleri var. Siz neler söylersiniz? Neleri değiştirdi kitle iletişim araçları geleneksel dini anlayışta? Tabii gelenekselle bugün yaşadığımız hayat arasında bir karşılaştırma yaptığımızda çok şeyin değiştiğini kabul etmek zorundayız. Gelenekselde ağır işleyen bir hayat var bir kere her şeyden önce ve yüz yüze ilişkilerin daha belirleyici olduğunu, adam adama, kişi kişiye bir yakınlığın, o dilin ürettiği seremonilerin etkili olduğunu biliyoruz. Bugün hiç tanımadan on binlerce insanla bağlantı kurabilirsiniz. Evet. Hiç tanımadığınız insanlarla duygusal bir temasa geçebilirsiniz. Onlarla mesajlaşabilirsiniz. Onların hikayeleri üzerinden ortak hikayeler kurabilirsiniz. Sanal cemaat dediğimiz şeyler de böyle bir bağlamda biliyorsunuz ortaya çıkıyor. Mesela WhatsApp üzerinden bir sürü gruplar var. Benim kendi evimde bile çocuklarımla bir grubum var. Akademisyen arkadaşlarımla bir grubum var. Bazen hatlar falan karışıyor ama böyle bir şeyden mutlu olan, haz duyan, bu akışkanlık içerisinde kendini inşa eden bir sürü insan var. Hatta bu daha da çoğalacak gibi görünüyor. Daha da artacak gibi görünüyor. Gelenekselle karşılaştırılabilme imkanları tamamen zorlaşmaya başladı. Çünkü artık gelenekten bir şey kalmış gözükmüyor. Bugün yeni kuşağın, daha doğrusu yeni değerlerin müfredatıyla yaşayan, doğan insanlara eskiye ilişkin hiçbir şey kıymetli görünmüyor. Çok ağır, çok yorucu, çok insanı bezdirici bir geçmişten bahsediyorum. Bu geçmişi karalamak ya da geçmişin artık yaşanamaz olduğu anlamına gelmiyor. Bugün içine doğduğumuz hayatın bir hızı var, bir temposu var ve bu tempo artık daha ağır, daha hızlı, daha derinlikli şeyleri arzu ediyor. Bu anlamda iletişim araçları üzerinden gidildiğinde kimsenin kimseye pek fazla tahammülü de yok. Kimsenin kimseyi yakından tanımaya da çok fazla hevesi yok. Ama eskiden bilirsiniz bu işler çok daha... Eskiden dediğim 10 yıl öncesinden bahsediyorum, 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Bugün hayatın fark etmemiz gereken, dikkat kesilmemiz gereken çok hızlı bir değişim içerisinde yer aldığını ifade etmem gerekir. Evet. Erozyona uğrayan çok taraflarımız var sosyal anlamda. Ben o siz anlatırken hocam gelenekselle bugünü arasındaki bağı koparan bir sebep midir iletişim araçları meselesinin daha derinlemesine konuşalım istiyorum ama hani örnek olarak söylemek istiyorum değişen algıları. Yapımcım da hatırlattı. Hani bayram sebebiyle dedesine iyi bayramlar diye mesaj gönderene dedesinin 100 liralık banknotun resmini çekip atıp göndermesi gibi. Dolayısıyla arada kurulan bağ gitgide kitle iletişim araçları vesilesiyle hem yeni medya hem de televizyon vesilesiyle erozyona uğramaya başlıyor. Yani yalnızlaşan bir toplum haline gelmeye başlıyor. Kimsenin kimsenin umurunda olmadığı gibi dediğiniz gibi. Hakikaten de toplumun yapısını bozan bir şey midir? Ya evet, medya? İyi ki oraya geldin. Açıkçası bu yeni durum üzerine oturup ağlamanın da bir alemi yok yani. Yeni bir durumla karşı karşıyayız ve bu durumu algılamada, bu durumu karşılamada yetersizliklerimizden kaynaklanan hayıflanmalar var. Yani burada yoksun işte. Burada olsaydın bu kadar büyük ağlamalar senden çıkmayacaktı. Bütün mesele içinden geçtiğimiz kulvara dahil olmak konusundaki yetersizliklerimiz. Evet. Ama bunu pek konuşmuyoruz. Yani böyle sanki her şey bizim istediğimiz gibi ilerleyecekti, bizim istediğimiz gibi yürüyecekti. Biz de böyle balkonda çayımızı içecek. Böyle bir şey yok o yani. O dahil oluşu sekülerleşme olarak mı tanımlıyoruz? Sekülerleşme ama bu sekülerleşme bizim dışımızda bilmediğimiz yaratıklar tarafından bize boca edilmiş bir şey değil ki. Hayatın kendi dinamizmiyle birlikte ortaya çıkan, tamam siyasi politik manipülasyonlar var, mühendislikler var, dönüştürme çabaları var. Bunların hepsini kabul etmek zorundayız. Ama bunun yanı sıra senin de özne olarak, irade sahibi bir varlık olarak pozisyonun var. Senin de o pozisyonunu kullanman gerekir. Şimdi benim kuşaktan olanlar eskiyle yeni arasında kıyaslamalar yaparak bir hayıflanma edebiyatı geliştirebilirler. Çok da hoş olur, duygusal, romantik, nostaljik. Ama benim çocuklarımın böyle bir hikayeye de fırsatı yok. Çünkü onlar bunu bilmiyorlar. Yani bizim zamanımızda diye başlayan bir cümle onlar için çok hızlı. Onların başlangıç milatları çok hızlı bir yerden başlıyor. Kesin. İnternetle birlikte başlıyor. Şimdi yeni doğan bir çocuk bilgisayarla irtibat kurarken bizim gibi kurs almak zorunda falan kalmıyor. Biz hemen en ufak bir arızada tanıdığımız birini çağırıyoruz. Genellikle bıçkın bir çocuk oluyor. Geliyor bize hem aklımızla dalga geçiyor hem de 2-3 basit ameliyeyle bu işin nasıl olacağını gösteriyor. Bilgisayarımızı çalıştırıyor. Oysa çocuk onunla beraber doğuyor.
Çocuk için bunlar o kadar problemli bir şey değil. Peki onların dünyasında onlar ne yapacaklar? Yani kara kitapların arasından eski hikayeleri bulup kendilerini o dünyada yaşatmanın yollarını mı arayacaklar? Yoksa yeni dönemde bir Müslüman olmak neyi gerektirir? O soruyu mu soracaklar? Bunu ihmal ediyoruz. Yani yeni dönem evet farklı, hızlı, akışkan, insan ilişkileri geçmişte bildiğimiz gibi çok derin duygusallıklar barındırmıyor. Hazcı, çok çabuk tüketilebilir, çok çabuk elden gözden çıkarılabilir bir ilişki ağının içindeyiz. Tamam, burada olsak, burada olmak bir Müslüman olarak bize ne gerektirir? Buradan gitmiyoruz, buradan gitmiyoruz. İstiyoruz ki böyle gelsin, hazır, değişsin, dönüşsün ve bize bizim de bir Müslüman medyamız olsun. Bizim de bir Müslüman gazetemiz olsun. Nasıl yapacaksınız bunu? O dili yakalayamadığınız takdirde sizin ürettiğiniz gazeteler, ürettiğiniz medya organları ancak bir aidiyet, bir sorumluluk, bir vefa gösterisi içerisinde sahiplenilebilir. Zaten biz epeyce bir zamanda öyle yaptık. Pek çok gazeteyi duygusal bir bağla taşıdık. Yanımızda, böyle cepimizde hatta görünür şekilde taşıdık. Ama bugün geldiğimiz noktada fark ediyoruz ki bu konuda bile başarılı olmanın yolu çağın ruhunu anlamak. Bu konularda çok büyük kayıplarımız var. Emek vermiyoruz, gayret etmiyoruz. Dünyayı anlamak konusunda gayret etmiyoruz. Mesela şimdi tamamen antropolojik zemin değişiyor, kültürel zemin değişiyor. Herkes kendi kendine sorsun. Çocuklarıyla, kendi babasıyla kurduğu ilişkiyi kurabiliyor mu insanlar? Çocuklarımızla kurduğumuz ilişki böyle çok olağan bir tarzda mı ilerliyor? Yok, öyle ilerlemiyor. Çok daha pazarlıklı bir şekilde ilerliyor. Çok daha böyle atomik bir çerçevede ilerliyor. O zaman zamanın değiştiğini kabullenmek ve bu değişen zamanın beklentilerini, taleplerini karşılayacak uygun ve tabii ki fıkha uygun, tabii ki sünnete uygun bir yapı, bir dil, bir davranış geliştirmemiz gerekiyor. Biraz ben bu durumu kenarda kalmak olarak yorumluyorum. Bu şaşkınlığı, bu hayıflanmayı hep böyle gecikmişlik olarak okuyorum.